Fuat Ergin Ali Biçim ve Mesutcan Tomay'ın Soba Podcast'ine konuk oldu. Mesutcan Tomay'ın rapin 3 büyüklerinden biri misin sorusuna ise Fuat, onların hayattaki en büyük şanslarından biri benimle kıyaslanmaktır yanıtını verdi. Abi peki sana rapin 3 büyüklerinden biri desem kızdırır mıyım seni? Hadsizlik etmiş olur muyum? Yok abi beni kızdırmazsın. Ya bir anda iki puştayı söylemeye başlar mısın yoksa? Yok, asla söylemeye başlamam ama yani şöyle diyeyim, hani onların hayattaki en büyük şanslarından biri benimle kıyaslanmak yani. Bu. Podcast'in ilerleyen dakikalarında ise Fuat, 99 yılında Sagopa Kajmer'in evinde yaşadıkları bir olayı anlattı. O dönem Almanya'ya göre Türkiye'de çok kısıtlı imkanlarla rap müzik üretildiğini belirten Fuat, bu konuda program ve mikrofon desteği sağladığını belirtti. İstikrar sağlayabilmek de çok önemli. İstikrarlı bir şekilde devam edebilmek, üretebilmek çok önemli. Üretemeyince zaten pervane sularına giriyorsun işte böyle. Üretsene lan, geliştirsene kendini. Ben 99'da geldiğimde tanıştığım o heriflerle gerçekten kendilerini geliştirirler zannettim. Rap konusunda. Başka her türlü entrika, alt oymada geliştirdiler kendilerini. Ama bu rap yapabilme konusunda gerçekten ben bir milim kat etmediklerini görüyorum. Hani. Yani mesela şimdi birinin herhangi bir kaydını abi, bir audiosunu internette yayınlayıp çeşitli platformlarda geri dönüşlerini alıp üretimini hızlandıracağı bir evrim var yani artık yani. Bu çok hızlı bir şekilde ilerliyor. Mesela sen diyorsun ki 99'da geldiğimde işte amatör bir şekilde. Burası çöldü baba. 99'da DJ Mike Check'in evine gittik. DJ Mike Check'i bilirsiniz. DJ Mike çekti anlayacağım. Böyle bir tane mikrofonu vardır. Chat mikrofonu vardır. Plastik. Plastik ya. Biliyorum. İnce çubuk gibi. Birisiyle hani oradan gibi. Konuşmak için hani. Diyelim konuşacaksın oradan hani konuşmamı. Ona kaydettik dayı. Herifin kullandığı müzik programı Fast Tracker. Yani 90'ların en karanlık yerinde kalmış Fast Tracker. Biz o zaman 98-99 Fruity Loops. Ondan sonra işte Reason, Cubase, Pro Tools, Logic bunlarla falan çalışıyoruz. Biz 94'te çalıştığımızda da Atari Cubase'de çalışıyorduk mesela. Fast Tracker'a hiç dönüp bakmadık. Bir geldim. Lan dedim bu heriflerde şey yok dedim yani. Müzik üretecek program yok. Hemen diğer gelişimde bütün programları getirdim. Fruity Loops'lar, Reason'lar, Cubase'ler, Crack Mac. Anlatabiliyor muyum? Hiç sorun değil. Alın dedim aga. Bu dedim bu mikrofon olmaz. Buna dedim mikrofon. Hadi mikrofon da getirdik falan. O kadar çok şey hani gösterdim ki böyle. Çok acayip bir yerdi burası. İlk geldiğinde o 99'da yani. Şimdi bu kültüre... Sagopa Kajmer ise X üzerinden Fuat'a ve konu hakkında gelen yorumlara yanıtlar verdi. Sagopa Kajmer. Ben ve Ceza ile kendini kıyaslama bu bir. Osmanlıca sözlükler karıştırıp söz yazma bu iki. Ayrıca bana ne mikrofon aldın ne de müzik programı aldın. Bu üç. Bir de şu şarkını dinle. Fuat Ergin. İlk senin tarikat yalamış kariyerindir. Asıl sana söylenecek sözleri bana atıp kurtarmaya çalışma. Sözlük ve müzik hırsızı da sensin. Beni arayıp şarkılarını dinlettiğini daha anlatmadım. Bildiğin her şeyi benden gördün. İlk nameleri de ben yaptım. Kötü kopya. Sen önce bir ÖSS birincisi olduğunu ispat et. Ondan sonra raple ilgili dediklerine inansın millet. Kadın ve çocuk dövdüğünü de unutmadık. Senle kendini kıyaslayan uzak ol. Fanlarına güvenme. Evde yalnız kaldığında gerçeği en iyi sen biliyorsun. Sagopa Kajmer kendisine mention olarak iki puştanın sözlerini yazan bir dinleyiciye ise düşerse eldeki muşta acımazlar yapıştırırlar atıp duşta diyerek cevabını naifçe veriyorum yanıtını verdi. Bir dinleyicisinin istemeden Fuat'ın reklamını yaptığın yorumuna da olsun insanlar sikko rap görsün 2020'li yıllarda. Bu adamı başımıza şahittiniz. Ben mat edeceğim artık. Rapmiş. Peh. Git Saldır Grand'ı dinle rap istiyorsan. Fuat Ergen yanıtını verdi. Yine bir dinleyicisinin 2007 yılında Fuat Ergin'in sitesinde paylaşılan bir ekran görüntüsünü retweetleyerek sapık bu, susuyoruz da buyursunlar işte. Rapmiş, peh, Fuat Ergen yanıtını verdi. Başka bir dinleyicisinin Fuat'ın hep yek 3 soundtrack'i olan Bağcılar'ın Kızları Taş şarkısını paylaşarak bonus kick şarkı yorumuna ise zamanında bu kostik 50 Cent'in In The Club'ı gibi bir beat yapsana lütfen, kulüplerde çalmalıyız diyen popülerlik peşinde bir evsizdi. Rapmiş, peh, zın zın zın, bamba atada pedofili çıktı. Fuat Ergen yanıtını verdi. Yine bir dinleyicisinin Fuat'ın Bu Ne Cüret şarkısında Sagopa Kajmer adıyla izlenme çekebilmek için DJ Mike Check yerine direkt Sagopa Kajmer yazmış yorumuna ise ve ben ona telif dağıtmadım kırmızı bayrakta. Yeter ki sussun, herkes işine baksın dedik. Plastik mikrofonum ve Fast Tracker'ımla yaptığım her şarkı benim onurumdur. Medcezirler, Sagopalar oradan geldi. Batı Berlin'deki stüdyolarınızdan değil. Rapmiş, peh. Fuat Ergen yanıtını verdi. Saldır Grand paylaşan bir dinleyicisine de ayrıca Fuat tamamen Faroh Moh'un Stres Agenda'daki halinin kopyasıdır. Bu da bilmeyenlere bilgi olsun. Rap'i sadece kendisi biliyor sanıyor Fuat Ergen yanıtını verdi. Fuat'ın şarkılarda sürekli aynı kelimeleri kullandığını ve her fırsatta Sagopa Kajmer'e göndermeler yaptığını belirten bir dinleyicisine ise
Oturup Kuvvet Mira'da zamanında biz gerçek zamanlı lirik yazıp kayda girerken beyefendi ben sonra yazarım diyordu. Onu yerde, gökte, karada iki paralık ederim. Rap'te, sözde, beat'te, scratch'te dümdüz olur. Yazamaz karşımda söz, yemez yanıtını verdi. Türkçe rap'in üç büyüklerinin tartışması yapılan bir konuşmaya ise onun okulundan mezun olanlar öğrenimini tamamlayamayıp geri dönüyor gerçek okula yanıtını verdi. Fuat Ergin kendisine hakaret edenlere dava açacağını belirttiği bir tweet paylaştı. Fuat Ergin, o bok çukurundan gelip hip hop rap bilgisi sıfır olan tasdikli cahillerin ettiği hakaretleri avukatım Özge Hanım aracılığıyla tespit ediyoruz. Hakaret davasından alacaklarımla sokak hayvanlarını doyuracağım. Teşekkürler. Sagopa Kajmer, Fuat'ın hakaret davası açacağını söyleyen bir dinleyicisine ise aynısını biz yapsak şarkılarda kapışalım der Kostik. İşte bu tipler böyledir. Önce kendilerine güvenli konuşurlar, sonra dayanacak duvar ararlar. Hakkımızı korumada asla geri dönmeyeceğiz. Yok öyle laf atıp atıp sonra avukat demek. Savaşacaksın benimle MC'sen yanıtını verdi. ÖSS birinciliği konusuna değinen bir dinleyicisine ise adam nerede kalmış? Kinle beslenen, nefretle düşünen insanlar asla sevgi dolu cümleler kuramazlar. Fuat bu türün örneğidir. Türkçe rap'i oluşum aşamasında yıkan mahveden kişidir. Bu net bir gerçek. Açıklamıyorlar nedense yanıtını verdi. Killa Hakan ile ilgili bir yoruma ise Killa Hakan'ın bana yaptığı ayıbı bir de kendisinden dinleyin isterseniz. Kendisiyle tanışmaya gittik, 10 kişiyle geldi. Eski eşimle beni tehdit etti. Davanızı çekin kötü olur diye. Çok delikanlıca bir hareketti. Ama davamı geri çekmedim. Böyle işte yanıtını verdi. Yıllarca dinci, ilahi müziği yapıyor eleştirilerine karşılık Fuat'ın Abdurrahman Önül ile olan şarkısını paylaşan bir dinleyicisine ise yaşa. Ayrıca ben hep dürüsttüm. Onun gibi münafık değil sözleriyle yanıt verdi. Fuat Ergin bir açıklama yazısı daha paylaştı. Rap'le, müzikle ilgili söyleyecek hiçbir bok bulamadıkları için bir maymunu kandırabilecek, kindirik bir ekran görüntüsüyle bana pedofili gibi iğrenç bir iftira atmaları ne kadar aşağılık boktan insanlar olduklarının ispatıdır. Aradaki seviye farkını görüyorsunuz işte. Ne yaparsan yap, eski karısını döven bir kahpe olduğunu, 11 yaşında bir çocuğu alıkoyup dövdüğünü, 40 küsur yaşına kadar neye inanacağına karar veremeyen bir dönek olduğunu, vizyonsuz bir fikir hırsızı olduğunu, kendi fan kitlene cahil dediğini, eski menajerini çocuklarını öldürmekle tehdit ettiğini, gerçek hip-hop'u ondan gördük dediğin Fuat'a karşı olan kompleksini, halkı kucaklayarak gizlemeye çalıştığını unutturmayacağım. Küfür etmeyen zoraki efendi çocuk, yüzme bilmeyen balık gibi, hip-hop'a hakaret. Ben üretmeye devam ediyorum. Yanımda olan herkese çok teşekkürler. Şarkılar yolda. Her şey çok daha güzel olacak. Ben rapçilere rap yaptı diye dava açmam. Onu Salako yaptı zamanında. Rezil oldu diye şimdi konuyu anlamasına rağmen bana çeviriyor. Tam bir sahtekar, tam bir siyasetçi. Tekrar ediyorum. Ben sosyal medyada bana hakaret edenlere dava açıyorum. Biri bana diss attı diye değil. Sagopa Kajmer ise gelen yorumlara yanıtlar vermeye devam etti. Sago'nun yanıtlarına karşılık olarak demek ki ortalığı Fuat karıştırmış yorumuna ise aynen boş CD'nizi gelirken getirin dediğim için. Çünkü çok param da yoktu. Boş CD kısıtlıydı falan fişman. Boş CD'nin lafını etme bize velvesesiyle gaza getirdi arkadaşlarımı. Ve hepsi çekti gitti. Apartmanıma giderken küfür yazdılar spreyle yanıtını verdi. Fuat'ın prime ihtiyacı var herhalde yorumuna ise inmiş inmiştir. Bir kere doping versen de kalkmaz. Onun iki EP'lik kariyeri haricinde zın zın zın, rapimi çağırmaya gelenleri, azara, kazara, mezara var gibi lemleş şarkıları var işte. Şarkıda değiller bence yanıtını verdi. Fuat'ın yeni açıklamalarını kendisine gönderen bir dinleyicisine ise 1. Karımı sadece sevdim, hiç elim kalkmadı, kendisi en iyi bilir. 2. Çocuk dövmedim, evime girmeye çalışan bir veleti ailesine teslim ettim. Ailesi bana dava açtı, sonra vazgeçtiler. 3. Neye inanacağımı kimseye sormadım ve kimseyi ilgilendirmez. Bunları da bilin. İftiralar var yanıtını verdi. Sagopa Kajmer'in bu yanıtına ise bir dinleyicisi biz sana inanıyoruz ama kolera da bu tarz bir paylaşım yapmıştı yorumuna karşılık olarak ise kişi herkesi kandırır ama kendisini asla. Ben bir kadına vursam sanırım fena duruma gelirdi. Ama iftira çok kötü bir şey. Hele de ekmeğini yediğin insana, sevmiş olduğuna yanıtını verdi. Kolera'nın açıklamalarını kendisine gönderen bir dinleyicisine ise oho sen cidden delirmiş. Ben bunları hiç bilmiyordum. 9 diş falan uçmuş yani. Maşallah yanıtını verdi. Kolera yüzünden ceza ile küstüklerini belirten bir dinleyicisine de o yanlış bilgi. Koleranın bu olayla ilgisi yok. Hakkını yemeyelim. Ayben, kolonun varlığından rahatsızdı, diss attı. Kuvvet Mira'yı bozan Fuat oldu. Gün kadar açık ve net bir gerçektir. Dürüst olalım, çekinmeyelim yanıtını verdi. Ceza ile bir şarkı yapın. Havlamaya başladı yine birileri yorumuna ise havlamayı hiç kesmeyen bir teriyerden bahsediyoruz. Ama oyun yeni başlıyor. Onu
artık Karadenizli Yunus tavrı. Ayrıca umarım bir yerde de karşıma çıkmaz yanıtını verdi. Sagopa Kajmer Türkiye'deki en iyi MC olabilir. Ama bugüne kadar hiçbir rapçinin elinden tutmamıştır yorumuna ise Fuat kim ki birinin elinden tutup bir yere getirecek. Ancak kurban olurum der oy toplar. Tektim adlı MC R'leri söyleyemiyor diye ona sen rap yapma deyip çocuğu ağlatmış bir vicdansızdır Fuat. Şahitleri de diğer rapçiler yanıtını verdi. Fuat'a bir diss atıp haddini bildirmeyecek misin yorumuna ise rest in peace zaten gerek yok. Bir daha bana bulaşırsa çok sevdiği sokakta görüşürüz. Şarkılarımı değerli cümlelerle dolduracağım her zamanki gibi yanıtını verdi. Fuat Ergin de Fuat Okulu tartışmalarına yanıt olarak eski bir videoyu paylaşarak yanıt verdi. Sonra Fuat'la tanıştık. Batı Berlin'den ilk defa gerçek underground'da kalan yani ciddi yapılan rapi tanıdık. Boşuna Fuat Okulu denmiyor. İlk defa neyi kimden görmüş izleyin. Rap demeye bin şahit. Herkesi kucaklayan saçma sapan ağlak şarkılarını da al git. Tarihi değiştiremeyeceksin. Sen defolusun. Hip hop hala bana emanet. Sagopa Kajmer de bu paylaşımın da kendisine gönderilmesine hadi bakalım beni geçebileceksen koş yetiş bıdık. 1996-2002 Rest in peace motherfucker. Gözüm üstünde yanıtını verdi.